Bizim buraya gelmeden önce, yani Cibuti'ye, Afrika'ya gelmeden önce televizyonlarda seyrettiğimiz, bize hayal gibi gelen manzaraların gerçek olduğunu biz burada gördük. Gerçekten o gıdasızlıktan, açlıktan, çok incecik bacakları, kolları kalan, işte karınları şişmiş çocukları gördük. Yani bunlar bana seyrettiğim zaman televizyonda, gazetelerde gördüğüm zaman bir hayalmiş gibi, gerçek değilmiş gibi geliyordu. Ama gerçek olarak insanın göz önünde olduğu zaman çok duygusal anlar yaşadık. Çekimlerimizi çok zor yaptık. Çünkü devamlı o çocukların gözlerine bakıp resim çekebilmek çok zordu. Videoya çekebilmek çok zordu. Yani sanki haksızlık yapıyoruz, niye çekiyoruz? Bu çocuklar bize öyle çok değişik bakışlarla bakıyorlardı. Çok mecalsiz, çok zayıf ve işte bana ne yapabilirsin gibi bir bakışla bakıyor. Bana ne yapacaksın diye bakışla bakıyorlardı. Bu bizi çok üzdü. O çocukları gördüğümüz zaman kesinlikle bizim buralarda bir şeyler yapmamız lazım. Biz neden böyle oturuyoruz diye düşündüm. İHA olarak böyle bir girişimde bulunduğunuz için çok şükrettim. İnşallah daha fazla şeyler yapabiliriz bu çocuklar için. Hatta işte çocukları gezerken hepsini sevdik. Çok, çünkü hastaydılar. Salgın hastalık da olabilirdi. Ve biz buna karşılık hiçbir önlem almadan gittik. Yani hiçbir ilaç kullanmadık, hiçbir elimizde veya hiçbir sprey gibi hiçbir şey kullanmadan gittik. Tamamen İstanbul'da, Türkiye'de nasıl yaşıyorsak biz de aynı şekilde yaşadık ve bundan da çok memnunum. O insanlar orada yaşarken o sıkıntılarla yaşayıp onları göğüsleyebiliyorsa biz de bunu göğüsleyebileceğimizi düşündük. Çocukları sevdiğiniz zaman o kadar zayıflar, o kadar mecalsizlerdi ki, ama bizim sevgimize karşılıksız kalamadılar. O küçücük, mecalsiz, hiç elini kaldıramayacağını düşündüğüm çocuklar bize ellerini uzattılar. Bize sevin dediler. Cibuti'de devlet hastanelerinde çalışan doktorların başka hastanelerde çalışmasına izin verilmiyor. Fakat yasak henüz bu hastane için uygulanmıyor. Ama yine de Sogat Hastanesi çalışacak başka doktor bulamıyor. Görüşme fırsatı bulduğumuz hastane yetkilileri Müslüman kadınlar olarak Cibuti'yi ziyaret etmemizden ve onların sıkıntılarını paylaşıyor olmamızdan duydukları memnuniyeti iletiyorlar bizlere. Ardından bölgede sağlık problemleri nedeniyle Sudan'daki Türk hastanesi gibi tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için yardım beklediklerini iletiyorlar. Cibuti sağlık yönünden sıkıntılar içerisinde olan bir ülke. Tam teşekküllü hastane sayısı çok az. Olanlar da çok pahalı. Dolayısıyla Afrika'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Cibuti'de de fakir halk hastalıkların pençesinde kaderlerine terk ediliyor. Biz de Türkiye deyince Osmanlı'yı hatırlayan ve hayırla yad eden Karabahtlı ve Karatenli bu kardeşlerimize derman olma sözü veriyor ve Sogaat Yardım Kuruluşu'ndan ayrılarak Dıkhil Belediyesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Dıkhil, Cibuti'nin başkenti Cibuti'ye 115 kilometre uzaklıkta bulunan bir yerleşim birimi.
Su kuyusu yapacağımız bu küçük yerleşkenin belediye başkanını ziyaret ediyoruz. Başkan Guetti bölgenin sorunları hakkında çarpıcı bilgiler veriyor. Görünen o ki bölgede insan yaşamını etkileyen en büyük problem su. Göçebe yaşayan bölge halkı yaşam alanı olarak sulak yerleri tercih ediyor. Bu sebeple Dekil'de okuyan 7000 öğrencinin eğitim hayatları da kesintiye uğrayabiliyor. Dekil'in nüfusu 70.000. Bölge halkının sınır komşusu Etiyopya ile ilişkileri ise gayet iyi. Hangi tarafta kuraklık olsa öbür tarafa yoğun bir göç yaşanıyor. Dekil Belediyesi'ne yaptığımız bu ziyaret sırasında halkın kıt imkanlarla oluşturdukları tarım arazilerinin ve bu arazilerde yetiştirilen ürünlerin fotoğraflarını görünce adı açlıkla anılan Afrikalı çilekeş insanların imkan verildiği takdirde neler yapabileceğine olan inancımız pekişiyor. Bölgenin bu fakir halkına hizmet için gecesini gündüzüne katan belediye başkanı Bay Guetti'ye teşekkür ederek su kaynaklarının yapılacağı bölgeyi ziyaret etmek üzere başkanlık binasından ayrılıyoruz. Su kuyusu yapacağımız ilk yer Dıkı ile 20 kilometre uzaklıkta bir yerleşim birimi. Kızgın çölün içinden geçerek bölgeye ancak ulaşabiliyoruz. İnsanlar, özellikle de hayatta kimsesi kalmamış yetim çocuklar, orada olduğumuz ve onlara anne şefkatiyle yaklaştığımız için son derece keyifli. Kabile şefi bizi büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Şef, yapacağımız su kuyularının bölge halkı için ne kadar gerekli olduğunu anlatıyor ve bizleri aracı kılarak Türkiye'li hayırseverlere şükranlarını sunuyor. Yapımı Büyükçekmece ve Bağcılar'da yaşayan hayırsever bayanların katkılarıyla tamamlanacak olan Medine Gülleri Su Kuyusu'nun ne kadar önemli bir boşluğu dolduracak ve ne kadar önemli bir ihtiyacı karşılayacak olduğunu görmemiz bizi oldukça mutlu ediyor. Diğer iki kuyumuz Ali Sabih bölgesine bağlı küçük bir yerleşim biriminde yapılacak. Bu kuyulardan biri Başakşehir'de yaşayan hayırsever Türk kadınlarının katkılarıyla açılacak olan Başak Su Kuyusu, diğeri ise Gültex şirketinin katkılarıyla yapımı sürdürülen Gültex Su Kuyusu. Bölgede her yıl onlarca insanın susuzluktan öldüğünü öğrenince yapacağımız su kuyularının hayat kurtaracak olması bizi daha sonraki projelerimiz için zoruyla bölgeden ayrılıyor ve Cibuti Sağlık Bakanı ile olan randevumuz için yola çıkıyoruz.